Antalya'nın Manavgat ilçesinde canlı olarak görüntüler ekranlarınıza gelecek. Bir orman yangını, ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere müdahale sürüyor. Hiçbir şeyleri kalmadı geride. Ne evleri, ne hayvanları, ne tarlaları. Elde kalan küle dönen yuvaları, acıları bir de gözüküyor. Ben acım olur Allah'ım, Hiçbir şey kalmadı. Yarabbim bir tane daha geliyor. Şimdi ben bu soğukalanları nasıl kurtaracağım? Gözünü sevdiğim insanlara bir şey yapın ya. Bir gelen olsun şunlara bir yem barınak bir şey getirin. Ne olursunuz ya. Çocuğum işte bu doğdu. Sağ salim doğdu. Ölenlerin yerine bu geldi. Efendim gün doğmuştayız. Şu anda arka tarafta gördüğünüz gibi yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak gönderin. Helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum. Yanıyor insanlar. Yardım et, ölürsem bunu izleyin. Gel gitme doğrusu yüzgeri. Gerçekten çok yorulduk. Esasında bu yorgunluğun nerede başladığını konuşacak olursak bir gün öğlen saatiydi. Kara bulutlar gibi gökyüzü tamamen kaplanmıştı. Biz bu bulutları daha önceden biliyoruz. Orman yangınlarından ama bu seferki çok farklıydı. Çok daha büyük bir felaket olduğunu biliyorduk. Çünkü hayatımızda ben buradaki yaşadığım 20 yıllık dönem içerisinde hiç bu kadar fırtınalı bir Poyraz görmemiştim. Bu yangının çok tehlikeli olacağını biz zaten tahmin etmiştik. Bu yangında ne yapabiliriz, ne edebiliriz derken yangının nerede çıktığını öğrendik. Hangi köyleri kapsadığını öğrendik ve o köyler içerisindeki hasta sahiplerimize ulaşmaya çalıştık, ulaşamadık. Dedikleri tek şey biz alelacele köylerimizi boşalttık. Yatıp kalkıyoruz. Sadece başka bir şeyimiz yok burada. Her şeyimiz alan akıyor bizim. Kokacağız yani iki gün sonra koktuk da yani sinek zaten yiyecek insan. Knowing I'm your man, so let's spend some time. Bu keçimiz yangın ortasında kalıyor. Zaten sahibinin evi, ahırı, ahılı her şey yanıyor. Şu an aslında keçimizin sahibinin abisinin yanındayız. Asım amcanın yanındayız. Bu kişi şimdilik onda kalıyor. Yangının ortasında kalmış oğlayla beraber. Ve 3,5 gün sonra bulunmuş. Bu gördüğünüz lezyonların hepsi yangına bağlı yanık sebebiyle oluşmuş durumda. Çok ağrısı da var tabii. Zor bir yanığı var. Memesinde, ayaklarının arkasında, omurga hattında, göz çevresinde, ağız çevresinde. Bir anda kapılarımız yanan hayvanlar dolmaya başladı. Onlara biz elimizden geldiğince, elimizdeki imkanlarla yardım etmeye başladık. Yanan hayvanlar, toynakları yanan hayvanlar, sırtları, derileri, tamamen kalkmaya başlamış olan kedi köpekleri gördük. Yabani hayvanlardan gelincikleri gördük, tavukları gördük, kanatları. Tabii ki çevrelilerden bize sürekli ilaç yardımı çağıranlar oluyordu, yardım yapmak isteyenler oluyordu. Bir gün sabahleyin uyandık ki neredeyse bir kamyona yakın bir medikal malzeme, su ve ilaç yardımı geldi. İlacı nasıl muhafaza edebiliriz dedik. Çünkü bu işin olması gereken yer tarım ilçeydi. Çünkü ilaçların muhafazası. Bunlar çünkü kayıtlı kürekli ilaçlar. Sağ olsun tarım ilçe müdürü dedi ki bu odayı size ayırayım. Güzel bir oda ayırdı bize. Odanın içine koyduk. Odanın içerisinde sınıflandırmalarımızı yaptık. Bu sınıflandırmadan sonra gelen ekipler gerek Ankara'dan, gerek İstanbul'dan, Afyon'dan, Konya'dan ve kendi başına gelen insanlar oldu, veteriner hekim arkadaşlar oldu. Onların araçlarını yanaştırdık, araçların içerilerine eksiklerini yerleştirdik. Sonra bize gelen ihbarların doğrultusunda bir güzergahlarına gönderdik. Arkadaşlar çok yorgunsunuz, biliyoruz. Ama bizim de yapılacak olan çok işlerimiz var. Hemen biz size organizasyonumuzu nasıl yaptığımızı anlatalım temel taşlarıyla birlikte. Hemen faaliyet içinde sahaya dağılalım, olur mu? Buyurun, tabii ki.
Burada şu anda hala devam eden tespitlerimiz var. Arkadaşlar ilk geldikleri zaman direkt ilçe tarıma geliyorlar. İlk önce gönüllü olarak gönderilen mamalarımız burada. Vatandaşlarımıza veriyoruz mamalarla beraber. Aynı zamanda sağlıklım için hekimlerimiz burada eksikliklerini karşılayıp sahaya çıkıyorlar. Bütün bu gelenler gönüllü bağış olarak geldi. Teşekkür ediyoruz tüm Türkiye'ye. Sağ olun, bize Hızır gibi yetiştiniz. Bursa, Uludağ, Ankara, Selçuk, Konya, Sarıyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Herkes bir ucundan tutmaya çalıştı her şeyin. İlçe Tarım Müdürlüğü'de çalışan arkadaşlarımız çadırların kurulumunu sağlıyor İl Tarım Müdürlüğü ile beraber. Süsağın makineleri tespit tutanağı ile beraber veriliyor. Arkadaşlarımız 7/24 şu anda çalışıyoruz. Hala çalışmaya devam edeceğiz. Daha büyük bir süreç bizi bekliyor işin açıkçası. Mustafa Bey, bir ihbar daha geldi. Onu yönlendiriyorum. Tamam, hangi mahalle? Ulu Kapı'da. Tamam, bizim Ankara grubu orada galiba. Oraya, onlara yönlendiriyorum. Tamam. Burada önemli olan hayvanın kendi ortamında bakılması. İlk başta ilk etap evet, olacak. Evet, evet. Kendi ortamında bakılması. Eğer bakım şartları uygunsa, her türlü şey uygunsa gerekli biz ilaçları, desteği sağlıyoruz. Ve belirlemiş olduğumuz bir güzergah var. Bu güzergahta başka ekipler, başka zamanlar o güzergah üzerinde kontrollerini devam ediyor. Bugün sizden önce bir ekip geldi, şimdi kontrollere çıktı mesela. Bir rota belirledik. Ancak belirlediğimiz rotada bugün bir ihbar geldi, direktman oraya geçtiler. Solunum problemi yaşayan. Sistemimiz böyle işliyor arkadaşlar. Arkada gördüğünüz siyah araç ise o da Kars, Kafkas Üniversitesi'nden gelen ekipten oluşuyor. Onların bugün ilk üç iş günü, az önce çekimlerde izlediğiniz gibi bölgeyi bilmedikleri için daha tecrübeli. Şu anda 3 araç daha önce belirlenen güzergahta hastalara müdahale etmek ve bakımlarını yapmak üzere harekete geçmiş durumdayız. Ulu Kapı köyünde bir tane vakamız var. Sarıyer Belediyesi diyor ki ben oraya 3 kilometre uzaktayım, ben gidiyorum diyor. Ya da diğer kısımda başka bir köyde oluyor. Diğer arkadaş ben diyor ki 5 kilometre uzaktayım, ben diyor oraya gidiyorum diyor. Ya şeyden sonra, yangından sonra rahatsızlaşmış öyle demiş. Bu muymuş? İlk net, aynen. Çok fazla hayvan olduğu için, bir de koyun, keçi, inek olduğu için bulunduğu ortamda yapılması gerekiyor müdahalelerin. Yara kremlerinden, antibiyotiklerine, vitaminlerinden, serumlarına, medikal malzemelere kadar tüm organizasyonun temel taşı buradan sevk ediliyor. Yangın günlerinden beri buradayız. Çabalıyoruz işte, siz de görüyorsunuz. Birçok köylü perişan, hayvanların çoğu yanmış durumda. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, onlara müdahalede bulunmaya çalışıyoruz. Çoğunun akıt dönemi atlattı, o yüzden artık devam tedavileri yapıyoruz ama hala kötü durumda olanlar var. Belediye hekimleri, ilçe tarım hekimleri, gönüllü hekimler, herkes burada gönüllü bir şekilde elinden geleni yapmaya çalışıyor. İstisnasız çok yoruluyoruz. Fiziksel yorgunluğun yanı sıra mental yorgunluk da bizi çok yıpratıyor. Çünkü bu kadar doğa güzelliğinin yanmış olduğunu görmek çok üzücü bir şey. Köylünün o derdini dinlemek, onlar da yazık derdini anlatacak yerler, mecralar arıyorlar. Onları bulamadıkları için de bizi gördükleri zaman yangını en baştan yaşayarak bizlere anlatıyorlar. Ya bu psikolojik olarak çok ağır bir süreç tabii. Aslında şimdi çoğu insan yangın bitti diye buradaki sorunların, işlerin bittiğini düşünüyorlar ama asıl şimdi başladı. Çünkü asıl yaraların sarılma zamanı şimdi. Hem hayvanların, hem insanların, hem psikolojik yaraların sarılma zamanı şimdi. Çünkü çok ciddi bir travma bu. Koordine olmak aslında kolay değil. Çünkü içiniz yanıyor. Bu bölgenin insanlarına, hayvanlarına yardımcı olmak istiyorsunuz. Yani devletinize yardımcı olmak istiyorsunuz. Fakat afetin büyüklüğü, iletişim kurmayı ve sağlıklı bilgiler almayı zorlaştırıyor. Tabii ki çok iş var. 3-5 günde bitecek durumlar değil bunlar. Sıkıntı sadece şu, gördüğünüz manzara karşısında insani duygularınızın ön plana geçmesini engelleyerek işinizi profesyonelce yapmaya çalışmak.
ateşle koşarak içeri girmiş. Hı hı. Dışarı çıkaramamışlar. Ayağından yaralanmış. Sırtı da yanmış. Öbür baştaki en baştaydı. Hı hı. O yaralı. Öbür tarafta var. Bir, iki, üç tanesi hamile zaten. Bu bir tane var. Şu dört tane yaralımız var. Bir tane de kaybettik. Keçileriniz, keçilerimiz evin arka kısmındaydı. 6 tane onlar da yandı. Yandı, öldüler onlar. Tabii öldüler. Peki verilen veteriner hizmetinden memnun musunuz? Hani... Allah razı olsun hepinizden. Birinizden değil, hepinizden. Gereken ilgiyi gördük fazlasıyla. Bir bana değil, herkese. Hadi. Allah bir daha yaşatmasın. Amin. 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 Hocam biz ilk günden beri bu eve geliyoruz. Ağırın başındaki ve sonundaki hayvanlarda ciddi problem vardı. Hatta ağırın başındaki bir hayvan yanarak ölmüş. Uludağ Üniversitesi'nde cerrahideki arkadaşlarımızla da iletişim halindeyiz. Onlarla da iletişim kuruyoruz. Yara yerlerini ilk önce bir tıraş ettik güzelce. Bunları, ölü dokuları falan temizledik. Hayvanlarımızın genelinde idrar çıkışı var. Yanıkla evet. ilişkili olarak hani böbrek yetmezliği ve olma ihtimali. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri olarak gönüllü olarak Manavgat'a geldik 2 Ağustos tarihinde. Yaklaşık olarak gün sayısını bile hatırlamıyorum 8, 9 ya da 10 gün oldu. Geldiğimiz günler tabii bir karmaşa vardı. Onlar tabii yangının sıcak bölgelerinde dolaşıyorlardı. Biz de onlarla birlikte dolaştık. Acil vakalara müdahale ettik. Kurtarılması gereken köpekleri, kedileri belli bir yerde muhafaza ettik. Geri geldi tilkiye baktık, geri geldi kurtla ilgilendik, geri geldi deve kuşuna baktık. İçerisinde bunun eşek de var, at da var. Burada biz hiçbir hayvana ayrım yapmadık. Vahşidir, çiftlik hayvanıdır, kedidir, köpektir ayrımını hiçbir şekilde yapmadık. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık bu konuda. Çok yoğun bir şekilde çalıştık. Özellikle burada ilçe tarımda koordineli bir şekilde devam ettik. Yine Manavgat Belediyesi ile koordineli çalıştık. Sabah gelip burada toplantılar gerçekleştirdik. Daha sonra gidilmesi gereken yerleri kararlaştırıp kendimizce yardımcı olmaya çalıştık. Burada bize çok destek oldular. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Açıkçası bir saat kavramı yoktu bizim için. Sabah, akşam, gece, ihbar hangi saatte gelirse gelsin hayvanlara müdahale etmeye çalıştık bu süre içerisinde. 3 veteriner hekim olarak buradayız. Döneceğimiz sahayı da bilmiyoruz açıkçası. Çalışacağımız saati de bilmiyoruz. Yemek yiyeceğimiz saati de bilmiyoruz. Tek yapmamız gereken buradaki hayvanlara yardımcı olabilmek.
buradaki halka yardımcı olabilmek. Ki elimizden geldiğince de bunu yaptığımıza inanıyorum arkadaşlarımla birlikte. Türkiye'nin her yerinden veteriner hekimlerimiz geldi, müdahalede bulundular. Her zaman telefonla arayıp sordular, ilaç gönderdiler. Bazılar geri dönerken içimizi yüzün kapladı ama gelmeye devam ediyorlar. Üniversitemizin görevlendirmesiyle dün gece saat 11-11.30 sularında afet bölgesine ulaşmış bulunmaktayız. Bölgede konaklama imkanı sağlandıktan sonra sabah itibariyle koordinasyon merkezine geldikten sonra gerekli hastaların ulaşım işlemleri yapıldıktan sonra hasta konsültasyonları ve muayenelerine başladık. Gün itibariyle çok yoğun bir hasta popülasyonu olmasa da önceden devam eden tedaviler ve diğer veteriner hekimlerin yapmış olduğu tedavilerin konsültasyonlarıyla günü bitirdik. Bu süreçte barınma, yeme içmeye hep kendileri karşıladılar. Gece 12'lere, 1'lere kadar gelen ihbarları da değerlendirerek müdahale ettiler. Bunların alkışlanası, çalışması bizim gözlerimizi yaşarttı. Biz maddi kısmı hiç düşünmedik. Yani buraya zaten gönüllü geldik. Biz yatacak yerin olup olmaması da umurumuzda değildi. Biz ormanda da yatardık. Yangının sıcak bölgesinde olduğumuz dönemde dışarıda da yattığımız zamanlar oldu. Yani acil bir müdahale olursa diye. Daha sonrasında burada yurtta kaldık. Dinlenip sabah tekrar görevimizin başına geldik. Bizim tek amacımız buradaki hayvanlara faydalı olmaktı. Bu belki insanın hayatında bir kere karşılaşabileceği bir şey. Acı bir şey. Ama eminim ki ben bunu çocuklarıma ve torunlarıma anlatabileceğim çok güzel hikayelerle, çok güzel dostluklarla ben buradan ayrılıyorum. Burada bir başlangıç yaptık. Hekim arkadaşlarımızla birlikte farklı bölgelerden gelen, Konya'dan gelen, Antalya'da bulunan, ilçe tarımda çalışan, serbest çalışan bir sürü veteriner hekimlerle birlikte inanılmaz bir bağ kurduk. Böyle bir kötü olaydı olması evet üzücüydü ama güzel anılarla buradan ayrılacağız diyebilirim bu konuda. Bu afette tek başına bir şey yapmak değil, bir şeyleri yaptırabilmek ya da organize olabilmek de önemliydi. Çevre illerden gerek Antalya Veteriner Hekimler Odası gerekse başka illerin odalarından bizlere sürekli telefonlar geliyordu. Ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? Biz sizden ilaç gönderiyoruz. Burada çok güzel bir birlik olundu. Özellikle mesleğim adına ben çok gururluyum bu anlamda. Çok fazla meslektaşımız Türkiye'nin her yerinden gönüllü hiçbir şey beklemeden koşarak geldiler buraya ve bütün güçleriyle yani her şeyleriyle beraber mücadele ediyorlar. Bu bence veteriner hekimliği tarihinde Türkiye'deki en önemli birliklerden biri. Umarım bu birlik ruhunu da kaybetmeyiz hiçbir zaman. Yani umarım bir daha böyle felaketler yaşanmaz ama dünya gösteriyor ki, iklim gösteriyor ki daha çok yaşayacağız böyle felaketleri. Umarım hep beraber birlik içinde hazırlıklı, daha koordine, daha deneyimli, her seferinde biraz daha iyi bir şekilde mücadele edebiliriz diye düşünüyorum. Bu ülke tarihinin en büyük yangınında şunu gördük ki böyle büyük felaketlere hiçbir kurumumuz tam olarak hazır değil. Ankara Üniversitesi'nden, İstanbul Üniversitesi'nden, Uludağ Üniversitesi'nden ekiplerle birlikte çalıştık. Antalya, İstanbul, Konya belediye ekipleriyle koordine olduk, birlikte çalıştık. Birçok odadan gelen meslektaşlarımızla birlikte çalıştık. Gidilmeyen köy, tedavi edilmeyen hayvan bırakmadık. Sahada ilk andan itibaren 80'den fazla hekimle çalıştık. Yaklaşık 3500 hayvanı tedavi ettik. Böyle afet durumlarıyla tekrar karşılaşma olasılığına karşı odamızda özel bir birim oluşturduk. Afet ve koordinasyon birimi kurduk. Doğru düzgün uyumadık. 3000-3500 tane hayvana olduğu yerde müdahale yapıldı ve hala da müdahaleleri devam ediliyor. Çünkü rutin kontrollerinin yapılması lazım. Yanık vakaları bir günde iğneyle, ilaçla düzelecek bir olay değil. Teşekkür ederim. Çok yorgunum.